Merhaba arkadaşlar, sayma ve olasılıkla ilgili 7. dersimize başlıyoruz inşallah. 2 madeni para ve 2 zar birlikte atılıyor. Zarların üst yüzüne gelen sayıların farkı da diyor arkadaşlar. Şimdi 2 zar deneyini bir önceki dersimde yazmıştım. Kaç olay var? 36 olay var. Şimdi 6 tanesi aynı. 6'sı ne oluyor arkadaşlar? Aynı. Yani 1, 1'den 6, 6'ya kadar. Anladınız mı? Yani şöyle. Yani bu 36 olaydan 6 tanesi aynı. Şimdi ne demiş? Zarların üst yüzüne gelen sayıların farklı demiş. O zaman bundan 36'dan 6'yı çıkarırsak arkadaşlar 30. Farklı durum var arkadaşlar. Çözmüştük herhalde bunu daha önce ama yine çözmüş olalım. 30 bölü 36. Buradan ne gelir arkadaşlar? 5 bölü 6. Üst üste gelen sayılar aynı demiş arkadaşlar. Bu soruyu daha önce yapmıştık. Orada da 1 bölü 2 idi değil mi? Bunları çarptığımız zaman da bu soruyu tekrar çözmüştük. Evet. Şimdi hatırladım. Cevap ne olacak arkadaşlar? 5 bölü 12. Olsun, bir kez daha çözmüş olalım. Edirne. Devam edelim arkadaşlar. Bir soru yerinin doğru çözüm olasılığı 3 bölü 5. Verinin doğru çözüm olasılığı 4 bölü 7'dir. Buna göre bu sorunun doğru çözülme olasılığı demiş arkadaşlar. Ben şöyle yapacağım bakın. Ali'nin ve Veli'nin doğru çözmeme olasılığını bulalım. Ali'nin doğru çözmeme olasılığı ne arkadaşlar? 2 bölü 5. Bunun doğru çözmeme olasılığı 3 bölü 7 arkadaşlar. 6 bölü 30. Bu nedir arkadaşlar? Çözülmeme olasılığı. Bunu niye buldum arkadaşlar ben? Şimdi sorunun doğru çözülme olasılığında aslında 3 durum vardır. Ali doğru çözebilir, Veli yanlış çözebilir. Ali yanlış, Veli doğru çözebilir ya da her ikisi doğru çözebilir. Bunun yerine ikisinin aynı anda doğru çözmeme olasılığını bulup birden çıkarırsak arkadaşlar değil mi? Sorunun en az birisi tarafından çözülme olasılığını buluruz. 35'ten 6 çıkarın bakayım arkadaşlar. 29 bölü kaç olur? 35. Cevabımız ne olur arkadaşlar? Çekelim. Bir torbadaki mavi, 3 beyaz, 4 yeşil bilye bulunmaktadır. Rastgele 3 top çekildiğinde hepsinin farklı renkte olma olasılığı. Toplam kaç var arkadaşlar? Elimizde toparlayın 9. 9'dan 3. Bütün durum. İstenen hepsi farklı olsun arkadaşlar. Yani bir tane mavi, bir tane beyaz, bir tane ne olsun arkadaşlar? Yeşil. Şimdi burası 2, 3, 4. Bura kaç arkadaşlar? 84. 84'ü arkadaşlar 12'ye bölün. 7 değil mi? Evet, cevabımız bakalım. Edirne seçeneği. Devam edelim arkadaşlar. XYZ bir örnek uzayı oluşturan 3 ayrı kolay diyelim. Bunların olasılıkları toplamı ne olur arkadaşlar? 1. X ve Y'nin olma olasılığı demiş ya arkadaşlar. X artı Y neymiş? 2 bölü 3. O zaman Z'ye ne kalır arkadaşlar? 1 bölü 3. Devam edelim. Y veya Z'nin olma olasılığı demiş arkadaşlar. 3 bölü 5. O zaman X'e ne kalır arkadaşlar? 2 bölü 5. Evet. Bize Y'nin olma olasılığını sormuş arkadaşlar. Şimdi o zaman 1 bölü 3 artı 2 bölü 5 artı Y'nin neye eşit olması lazım arkadaşlar? 1'e. Buradan payda eşitleseniz 5'e 3 desek arkadaşlar 11 çıkarırsak oradan değil mi? Kaç kalır arkadaşlar? 4 bölü 15. Evet. Y'nin olma olasılığı Ceyhan seçeneği olur arkadaşlar. Şimdi iki torbamız var burada. Bakalım şimdi. İki tane torbamız var arkadaşlar. Evet, şöyle iki torba seçelim. Şimdi A torbası var. Bir de B torbası var arkadaşlar. A torbasında 2 yeşil, 3 kırmızı, toplam 5. B torbasında 3 yeşil, 4 kırmızı, toplam 7 tane bilye var arkadaşlar. A'dan rastgele bir bilye seçilip B'ye atılıyor. Yani buraya atılıyor arkadaşlar. Ve sonra B'den rastgele 2 bilyenin ne yapıyor? A'dan rastgele bir bilye seçilip B'ye atıldıktan sonra B'den rastgele seçilen 2 bilyenin farklı renkte olma olasılığı demiş arkadaşlar. Şimdi biz A'dan ne atabiliriz arkadaşlar? A'dan yeşil atabiliriz. A'dan ne atalım? Yeşil. A'dan yeşil atma olasılığımız ne arkadaşlar? 2 bölü 5.
çarpı, şimdi B'deki eşit sayısı kaça çıktı arkadaşlar? 4'e 4 oldu, gördünüz değil mi? Buradan ne yapacaksınız? 8'den 2 seçeceksiniz arkadaşlar. Ne olacak? Farklı renkte olacak değil mi? 4'ün 1'i 4'ün 1 olacak. Bu bir durum. Buradan bunu hesaplarsak arkadaşlar. 2 bölü 5, 16 bölü 8'in x'i neydi arkadaşlar? 28. Bunları 4'e bölün arkadaşlar. 4'e 7. 8 bölü 35. Bu cepte dursun. Bu bir arkadaşlar. Bu dursun. Şimdi A'dan ne seçebiliriz arkadaşlar? Kırmızı. Aslında tahtayı yukarı alalım arkadaşlar. Bir saniye. Daha rahat düşünelim. Şimdi A'dan ne alabiliriz dedik? Kırmızı. A'dan kırmızı olma olasılığımız ne arkadaşlar? 3 bölü 5 çarpı. Şimdi buraya geri dönelim. Bura kaç olur arkadaşlar? 3'e kaç olur bu sefer? 5 olur. Ha, burada toplam kaç oldu arkadaşlar topladığımızda? Yine 8 oldu. Şimdi o zaman 8'den ne alacağız arkadaşlar? 2 alacağız ya. Bu sefer 3'ün 1'i farklı renkte gidiyordu değil mi? Evet. 5'in 1'i oldu arkadaşlar. Buradan 3 kere 5 ne oldu? Şurada 3 bölü 5'i bir yazalım. Çarpı 15 bölü ne oldu arkadaşlar? 28. Şimdi bunları sadeleştirelim arkadaşlar. Kaç oldu burası? 3. 9 bölü kaç oldu burası? 28. Şurada yanlış yapmadık. Benim bakalım arkadaşlar. 6 yok. Şimdi biz ne yapacağız arkadaşlar? 9 bölü 28 ile 8 bölü neyi toplayacağız arkadaşlar? 35. Burada ikisinde ortak olan neler var? 7'ler. Bunu 5 ile. Bunu neyle genişleteceğiz? 4 ile. 45. 32 daha kaç yapar arkadaşlar? 77 yapar. Bölü arkadaşlar burası ne yapar? 28 ile 5'i çarpsanız kaç yapar arkadaşlar? Kaç yapıyor? 140 mı yapıyor? 140. 7'ye bölsek arkadaşlar 11 bölü kaç olur cevabımız? 7. İkisini topladık değil mi? O zaman cevabımız ne olabilir arkadaşlar? Adana. Devam edelim. Şimdi yine iki torbamız var arkadaşlar. Bir saniye onları bir çizeyim. Evet. Bunlar ne torbalarıymış arkadaşlar? A ve B. A torbasında 3 beyaz arkadaşlar. 2 siyah. Toplam 5. B torbasında arkadaşlar 4 beyaz. 1 siyah. Toplam yine 5 top varmış. A'dan rastgele alınan bir top rengine bakılmadan B'ye atılıyor. Daha sonra da B'den rastgele alınan topun beyaz olmalısı. Şimdi buraya bir tane atacağız ya arkadaşlar. A'dan seçip B'ye atacağız değil mi? A'dan ne seçmiş olabiliriz arkadaşlar? Beyaz. B'den beyaz seçmiş olabiliriz. Veya arkadaşlar A'dan siyah seçmiş olabiliriz. B'den yine mecburen ne seçecektik arkadaşlar? Beyaz. B kesin beyaz olacak. İki koşul var burada değil mi? Evet. Şimdi A'dan beyaz çekme olasılığımız ne arkadaşlar? 5'te kaç bakın? 3. Şimdi buraya beyaz attığımız zaman buradaki beyaz sayısı kaça çıktı? 5'e. Bilye sayısı kaça çıktı arkadaşlar? 6. 6'da kaç oldu bakın? 5. Veya buradan 5'ten ne seçersiniz arkadaşlar? 2. Bu sefer bu 5 değil. Bu yine 4. Bu kaça çıkar arkadaşlar? 2'ye. Toplam 6'dan ne seçersiniz bu sefer? 4 seçersiniz. Tamam mı? Evet. O zaman olasılığımız ne olur arkadaşlar? 15, 8 daha. 23 bölü kaç olur arkadaşlar? 30. Evet. Cevabımız Ceyhan seçiliyor. Devam edelim arkadaşlar. Bir torbada 4 kırmızı, 2 yeşil kalem vardır. Rastgele alınan bir kalem kırmızı ise torbaya geri atılmıyor. Yeşil ise torbanın içine geri atılıyor. Buna göre bu torbadan ardı ardı iki kalem çekildiğinde ikincinin kırmızı olma olasılığı demiş arkadaşlar. Şimdi o zaman kırmızı kırmızı veya ne olabilir arkadaşlar? Yeşil kırmızı olabilir. İkincisi kırmızı olacakmış. Koşul koymuş değil mi? Ne olacakmış bakın. İkincinin kırmızı diyor. Evet. Şimdi eğer
rastgele alınan kalem kırmızı ise torbaya geri atılmıyor arkadaşlar. Toplam kaç tane var burada? Şöyle yazalım isterseniz. 4 kırmızı var. 2 yeşil var arkadaşlar. Toplam 6 tane ne var? Kalem var. Şimdi kırmızı çekme olasılığımız ne? 4/6. Torbaya geri atılıyor mu bu arkadaşlar? Hayır. Sonra 3/ kaç kalıyor bakın? 5. Şimdi yeşil kaç tane arkadaşlar? 2/6. Yeşil çekilince ne yapılıyor? Torbaya geri atılıyor arkadaşlar. Tekrar 6 tane var. 6 tane seçeceksiniz. 4. Buradan arkadaşlar bakalım. 12/30 artı. Burayı sadeleştirelim arkadaşlar. 1'e 3, 2'ye 3, ne olur arkadaşlar? 2/9. Bunları 90'da eşitleyelim arkadaşlar. 3'e 10. Şimdi buradan 36, 20 daha, 56/90. 2'ye bölelim arkadaşlar bunları. 28/45. Cevabımız ne olur arkadaşlar? Ediliyor. Şimdi 26'ya bakalım. A torbasında 3 kırmızı, 2 beyaz. B torbasında 2 kırmızı, 4 beyaz bilye vardır. Rastgele bir torba. Seçilip içinden bir bilye alınıyor diyor. Çekilen bilyenin beyaz olma olasılığı. Şimdi rastgele bir torba seçilecek ya arkadaşlar. Ya A torbası seçilecek ya B torbası. Bunların olasılıkları kaça kaç arkadaşlar? 1/2'ye 1/2. Bunu Bayes teoremiyle çözelim. Böyle dallara ayırıyoruz bunu arkadaşlar. Sonra A'dan ne olabilir arkadaşlar? Beyaz olabilir ya da ne olabilir? Kırmızı. B'den beyaz ya da ne olabilir? Kırmızı olabilir arkadaşlar. Şimdi toplam kaç var burada bakın? 5 tane. Buradan beyaz çekme olasılığımız 2/ kaç arkadaşlar? 5. Burada 6 tane var. Beyaz ne alıyor arkadaşlar? 4/6. Şimdi diyor ki çekilen bilyenin beyaz olma olasılığı. Şimdi o zaman A'dan beyaz veya ne olabilir arkadaşlar? B'den beyaz olabilir. İki durum var burada. Şimdi bunların olasılıklarına bakalım. A'nın çekilme olasılığı 1/2. A'dan beyaz olma olasılığı 2/5. B'nin çekilme olasılığı 1/2. B'den beyaz olma olasılığı 4/ arkadaşlar 6. Buradan 1/5 arkadaşlar. Buradan da 1/3 gelir. Topladığınız zaman arkadaşlar 8/15. Payda eşitlediğimiz zaman cevabımız değişti. Devam edelim. Şimdi tablodaki arkadaşlar bir sınıftaki kız erkek öğrencilerin sayıları verilmiş. Bakın burada erkek öğrenci sayısı 5, kız öğrenci sayısı 12. Sınıf mevcudu da toplam kaç kişi arkadaşlar? 17. Evet. Sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin erkek veya gözlüklü diyor. Erkek veya gözlüklü dediği zaman şurası aklımıza geliyor arkadaşlar. Şu boşta kalacak, anladınız mı? O zaman topladığınız zaman erkek veya gözlüklü dediğimiz zaman 5 çıkaralım bundan arkadaşlar. Geriye kaç kalacak bakın? 12. Böyle kaç olacak cevabımız? 17. Evet. Devam edelim. Aralarında Mehmet ve Furkan'ın da bulunduğu 10 kişilik bir arkadaş grubundan 6 kişilik takım oluşturulacak arkadaşlar. Mehmet ve Furkan'ın her ikisinin de bu takımda bulunmama olasılığını sormuş. Şimdi tüm durum ne arkadaşlar? 10'dan 6'sı. Bu 10'un nesine eşit arkadaşlar? 4'üne eşit. Tüm durum bu. Hesaplayalım. Evet. 10, 9, 8, 7, 1, 2, 3, 4 arkadaşlar. Şimdi bakalım. 3'te 9'u sadeleştirelim arkadaşlar. 2 ve 4'ü 8 ile götürelim. Burası kaç oldu arkadaşlar? 210. Bu tüm durum. Şimdi ne deniyor? Mehmet ve Furkan'ın ikisi de bu takımda bulunmasın diyor arkadaşlar. O zaman biz ne yapacağız? 10'dan 2'yi çıkaracağız. Geriye kaç kalacak? 8. Bu sefer 8 kişiden 6 kişilik bir takım oluşturacağız arkadaşlar. Anladınız mı? O da 8'in ikisine 8 kere 7, 56/2'den kaç olur arkadaşlar? 28 cevabımız arkadaşlar. 28/ kaç olur? 210. Şimdi arkadaşlar 7'ye bölseniz 4, 7'ye bölseniz 30, 2'ye bölseniz 2/ kaç olur cevabımız? 15. Bursa seçeneği olur. Devam edelim.
%10 falan demiş. Bunu o zaman biz neyle çözelim arkadaşlar? Kümeyle çözelim. Evet. Şimdi bakalım arkadaşlar. Futbol var. Basketbol var arkadaşlar. %10 hiçbirini oynamıyor. Burası %10. Dışına %10 yazalım arkadaşlar. Bir saniye. %10 yazalım şuraya. Tamamı da ne olacak arkadaşlar? %100. Şimdi şu üçünün toplamına ne kaldı arkadaşlar? Yüzde kaç kaldı? Bakın 90. Şimdi şu 60 ile 40'ı toplarsanız kaç yapıyor? 100. 90'ı çıkarın bakayım. Demek ki kesişim ne olacak arkadaşlar? 10. Evet, iki kere toplanan yer 10 oldu. Şimdi futbol oynayan kaçtı arkadaşlar? %60'tı. Buraya yüzde kaç kalır arkadaşlar? 50. Basketbol oynayan %40'tı arkadaşlar. 10 çıkarın. Buraya ne kalır arkadaşlar? Yüzde kaç kalır? 30 kalır. Evet. Şimdi sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin her iki oyunu da oynama olasılığını sormuş. Yüzde kaç oluyor arkadaşlar? 10. Yani 10'da 1. Cevabımız C seçeneği. Devam edelim arkadaşlar. Bir madeni para 5 kez havaya atıldığı zaman arkadaşlar 2 üzeri 5 kaç olay var? 32 olay var. Üçünün yazı diyor arkadaşlar. İkisinin tura. Bu tekrarlı permütasyonla çözülüyor arkadaşlar. 5 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Buradan da kaç alıyor arkadaşlar? Bu 10. Buradan olasılığı sormuş, gelme olasılığına 32 de 10 arkadaşlar. 2'ye bölersek cevabımız kaç oluyor arkadaşlar? 5 bölü kaç olur? 16. Edirne seçeneği. Şimdi 9 noktadan 3 tanesi rastgele seçiliyor arkadaşlar. Bu da eski bir sınav sorusu. Direkt yazayım. 84. Üçgen oluşturma olasılığı arkadaşlar. Şimdi şu doğrusallar kendi arasında üçgen oluşturmaz değil mi? 4 tane burada var. 3 tane burada var. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Doğrusalları bundan çıkaracağız. Yani 4'ün 3'ü ile 3'ün 3'ünü ne yapacağız? Çıkaracağız. Üniversite sorusunun aynısı olmuş arkadaşlar. 84'ten kaç çıkaracağız? 5, 79. Direkt sınav sorusu var arkadaşlar. Cevap 79 bölü 84. Doğrusallarını yapmıyor çünkü. Üçgen oluşturmuyordu değil mi? Boyları farklı 5 kişi yan yana sıralanarak fotoğraf çektiriyor. Evet. 120 farklı şekilde sıralanırlar. Fotoğraf boy sırasına göre olacağına göre arkadaşlar ya küçükten büyüğe olacak ya da büyükten küçüğe doğru. Kaç durum var? 2 durum. Evet. Boy sırasında olma olasılıkları sormuş arkadaşlar. 2 bölü 120. Küçükten büyüğe ya da büyükten küçüğe demediği için arkadaşlar iki farklı şekilde sıralama yapabilirsiniz. Cevabımız ne olur arkadaşlar? 1 bölü 60. Özge ile Simge'nin de yan yana sıralanmış 10 sandalye arasından hiç boşluk olmadan oturma olasılığı. Kaç kişi var arkadaşlar burada? 2. Yani bunlar sonuçta başlangıçta şöyle bir şey yapacaklar. 10 sandalyeden neyi seçecekler arkadaşlar? İkisini. Ama ne denmiş? Bakın hiç boşluk olmadan oturma olasılığı. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hiç boşluk olmadan oturma olasılığı arkadaşlar. Bakın bir şöyle oturabilirler. Bakın kaç durum var bakalım işte. Evet. 2, 4, 6, 8, 9 durum var arkadaşlar burada. Şimdi 9 durum var da. Şimdi bu Özge ile Simge şöyle de oturabilir. Şöyle de oturabilir. Tamam. O zaman buradan her bir şu ikililer için kaç katını alacaksınız? 2. Yani buradan ne gelecek o zaman? 9 çarpı 2, 18. Yani 9 tane seçenekleri var. Ve kendi aralarında da yer değiştirebiliyorlar ya. 18 durum var. O zaman arkadaşlar 18 bölü 45 dediğimiz zaman 9'a bölün bunları. Evet. 5'te 2 olasılığımız var. Hiç boşluk olmadan oturma olasılığı demiş. Bakın 1, 2, 4, 6, 8, 9. 18 doğru. Hiç boşluk olmadan oturma olasılığı. Şu şurayı eksik hesapladık arkadaşlar. Şu 10'un ikisi olmayacaktı. Orayı yanlış yapmışım. Düzelteyim onu. Bir saniye. Evet.
Şimdi ne olacak arkadaşlar? Şöyle sıralanacaklar böyle ya. Şimdi 10'undan birine oturacaklardı. 9'undan birine oturacaklardı değil mi? 10 çarpı 9 bölü 2'si yoktu. 90 farklı şekilde oturabilirdi bunlar. Çünkü birisi 10'undan birine, kalan da 9'undan birine oturacaktı. Orayı 45 yapmayacaktı. Orada yanlış yapmışım. Düzelttim onu. 10 farklı durum var arkadaşlar. Sonra 9'la çarptık. 90 farklı durum var. 90 farklı durumdan bizim koşulumuz o yanda 18'di. Onu anladınız değil mi? 2, 2 gruplandırdık. 9 grup yaptık. Kent aralarında 2 farklı şekilde 18 bölü 90 evet. Cevabımız 1 bölü 5. Şurayı düzelttim arkadaşlar. Dikkat edin. Evet. Devam edelim. Şimdi 4 elemanlı bir kümemiz var. Rakamlar birer kez kullanılarak oluşturulan tüm 4 basamaklı sayılar ayrı ayrı kartlara yazılarak bir torbaya atılıyor. 4 basamaklı kaç farklı sayı yapılabilir arkadaşlar? Rakamlar birbirinden farklı. Birer kez kullanılarak 24 tane sayı yazılabilir. Torbadan rastgele seçilen kartta yazan sayıda 3 rakamının 2'nin neresinde olması isteniyor arkadaşlar? Sağında. Bunları sabitledik arkadaşlar. Bunları sabitledik. Şimdi gelelim işimize. Şimdi biz burada 1'i kaç yere koyabiliriz arkadaşlar bakın. 1, 2, 3 yerden birine koyabiliriz. Bir de elimizde ne var arkadaşlar? 4. 1'i bir yere yerleştirelim. Şimdi 4 için kaç yer oluştu? 1, 2, 3 kaç yer oluştu arkadaşlar? 4. 4 yerden birine de onu koyarız. Yani buradan evet 3 rakamın 2'nin sağında olduğu 12 durum ortaya çıkar arkadaşlar. O zaman buradan 12 bölü 24 arkadaşlar ne olur? 1 bölü 2. Olasılığımız Adana seçilmiyor. Devam edelim. Şimdi birim karelerden oluşmuş bir şekilde 10 tane nokta işaretlenmiş arkadaşlar. Rastgele 3 tanesi seçiliyor. 10'un 3'ü arkadaşlar. Bu 120. Bu kenarda dursun. Evet. Üçgen oluşturma olasılığı sorulmuş. Şimdi doğrusallar kendi arasında üçgen oluşturmaz değil mi arkadaşlar? Bir şey var arkadaşlar. Şunlar var. Şunlar var arkadaşlar. Başka kendi arasında doğrusal olanlar var mı? Bakalım bir araştıralım. Şöyle var arkadaşlar. Şöyle var. Şöyle var arkadaşlar. Bakalım başka görebiliyor muyuz? Doğrusal olarak bakalım. Daha yok herhalde. O zaman biz oradan 10'un 3'ünden ne çıkaracağız üçgen oluşturma koşulu için? Bir tane tabanda 4'ün 3'ü var arkadaşlar. Tamam. Kaç tane 3'ün 3'ü var? 1, 2, 3, 4 tane de 3'ün 3'ü var arkadaşlar. Evet. Buradan o zaman 120'den kaç çıkaracağız arkadaşlar? 8 çıkaracağız. 112. Niye gitti o? Dokunduk mu tahtaya? Bir bakalım. Ne yapacağız? 120'den 8 çıkardık arkadaşlar. 112 oldu. 112 bölü kaç olacak arkadaşlar? 120. Bunları arkadaşlar 8'e bölün. 14 bölü 15. Cevabımız arkadaşlar ne seçeneği olur? Edirne seçeneği. Devam edelim. Şimdi bir mağaza alışverişi, bu eski bir sınav sorusu arkadaşlar. Belirli bir tutarın üzerindeki müşterilerine çarkı çevirme hakkı veriyormuş. Eşit bölümlere ayrılmış çarkı çevirip 2'den büyük rakam elde eden müşteri ne demiş? 2'den büyük rakam elde eden müşteri ardından torbadan da yeşil top çekerse bir hediye kazanıyor. Buna göre müşterinin hediye kazanma olasılığını sormuş. Şimdi çarkın üzerinde kaç rakam var arkadaşlar? 8 tane rakam var. 2 ne diyor? 2'den büyük bir rakam. 2'den büyük rakamlara bakalım arkadaşlar. Evet. 2'den büyük kaç rakam var arkadaşlar? 5. 2'den büyük rakam çeksin çarktan. 5 bölü 8. Bu çarkı çektik. Şimdi ise buradan ne çekeceğiz arkadaşlar? Yeşil. Toplam kaç tane var? Bakın 10 tane. 10'da 3. Evet. Buradan arkadaşlar bu olasılığı sormuş bize. Birbirine bağlı bunlar değil mi? 2. Oradan 3 bölü kaç olur arkadaşlar? 16. Anladık değil mi? Evet. 10'da 3 demiştik. Buradan da ne geldi? 8'de 5 ihtimalimiz var. Birbirine bağımlı artışık olarak 16'da 3 oldu. Cevabımız bursa.
Evet, bugünkü dersimizi de bitirdim arkadaşlar. Olasılıkla ilgili bir dersimiz daha olacak inşallah.